Arkadaşlar, bu uygulamamızda da chart sheet şeklinde bir grafik oluşturacağız. Nedir esprisi? Bir önceki uygulamamızda sütun grafik, çizgi grafik oluşturmuştuk, temizlemiştik. Bunlar embedded chart deniliyor. Yani böyle boyutlandırılabiliyor, yerleştirilebiliyor. Biraz sonra çok sayıda üreteceğiz yan yana. Ama kapatalım bunu. Bu uygulamamızda ise bakınız, bastığınızda bir chart sheet, yani yeni bir chart. Siz de normalde manuel grafik oluştururken hatırlarsanız, hani seçtiğinizde işte bir grafik oluşturduğunuzda embedded olacaktır. Ondan sonra ya da buradan gidip bakın, bunu ne yapıyorsunuz? Chart sheet de yapabiliyorsunuz. Demek ki esprisi arkadaşlar, şu kodlamada şu şekilde çok bir şey değişmiyor. Bakınız, yine grafik nesnesini tanımladık. Buradaki deyim chart add. Hatırlarsanız worksheet, workbook add, worksheet add diyerek hep ekliyoruz. Add item combo box'larda kullanıyoruz. Yani add, eklemek bu nesneye. Aslında işte VBA yapanlar da bir object oriented. Hatırlarsanız 4. bölümde, 3. bölümde çok konuştuk bunlardan uygulamalarımızda. İşte bir nesneye metoduyla bakın, charts dediğinizde charts nokta işte add 2, bilemiyorum daha gelişmiş şeyleri olabilir kütüphanesi, kopyalanması, delete edilmesi metotları, propertileriydi gördüğünüz gibi. Biz de burada add kullanıyoruz. Ondan sonra da peki bu grafik datayı nereden alacak? Bundan alacak. İşte this workbook yazmak gerekir. Ve hangi workbook tanımlamaları yukarıda yapılmışsa onlar olabilir. Ondan sonra arkadaşlar işte aktif workbook vesaire. Ondan sonra evet, türü ne olacak? Clustered. Önceki şeyde gördük, çeşitli türler vardı. Clustered, Excel diyerekten şöyle stack'tı, şudur budur, 3D bar'dı. Görmüş olduğunuz gibi grafik türlerini buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra ve title olacak mı? As title. Bir sürü property'si var. Sonraki uygulamada yeri top, bottom, left, right yerleşimini de gösterebileceğiz. Title da ekleyebiliriz. Rengidir, şudur budur. Bir sürü grafiğin detayı vardır. Bu şekilde basarak yeni bir grafik sheet ekleyerek, gördüğünüz gibi chart add o sürekli ekleyecek, isim olarak da 3 4 5 diye verecek arkadaşlar.